Kayın tuz. Tuzun kapağını aç Muhammed. Daha orada bak. Şeyde. Bu şeker. Yumurtamız pişti. Hasan Ağa kardeşimiz de geldi. Tekrar hoş geldin dostum. Hoş bulduk kanka. Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Konya Bozkuru ilçesi Sorkun köyünden herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, bugün yine bir dağ evi videosu var. İnşallah dağ evine gidiyoruz. Muhammed var yanımda, ikimiziz. Bakalım, belki Hasan Ağa da gelecek. Aradık, yetişebilirsem geleceğim dedi. Şu an dağdaymış, babasına çay demliyormuş. Keçilerin yanındaymış. İnşallah gelebilirse o da gelecek. Şimdiden iyi seyirler. Güzel bir video olur inşallah. Hadi bakalım yola devam. Şuradan bir köy manzaramıza bakalım. Öyle devam edelim. Köyün en kalabalık noktası burası. En yoğun noktası. Bizim ev en kenarda, biraz aşağıda. Burası bir mahalle. Kızılçal Mahallesi diyoruz. Eskiden, şu an bütünleşti tabii her yerde. En yoğun mahalle burası. Hadi bakalım yola devam. Muhammed dayım, o silahın güzelmiş, ne o? Oo. Nasıl bir şey yaptın öyle, bir bakalım bakalım. Bir kur bakalım, kur. Muhammed maşallah icatçı arkadaşlar. Oo, tetik yapmışsın. Aferin dayım be. Çiviyle tetik yapmış. Küçük ok atıyor onunla. Maşallah icatçı olacak. Hadi bakalım dayım. Evet, yokuşu tamamladık. Maşa çeşmesine geldik. Dayım bak, bir elini yüzünü yıka, terli terli. Hasta eder şimdi orası. Su da biraz bulanıksa. Bulanık değil gibi ama. Aferin dayım be. Muhammed beni yalnız bırakmadı arkadaşlar. Sağ olsun yanımda geldi. Kameramanlık yapacak. Sarnıcımız şuradaydı eskiden. Küçükken hatırlarım. Şuralardan baharın su akardı. Şu üstlerden, şu yukarıda da sarnıç vardı. Tulumpa. Onunla su çıkarırdık. Tulumpayı ne yaptılar? Kırılmıştır dayım zamanla, bilmiyorum ki. Bir su içelim de gidelim hadi. Evet, dağ evine geldik. Evimiz hemen şurada. Şu yukarısı. Şöyle bir bakalım aşağıdaki kuyuyla çeşmeye de bir göz atalım. Bir de mantara bakacağız. Bazen güz mantar bitiyordu da bu sene yağışsızlıktan pek yok gibi ama bir tane bulduk. Bayağı da iyiymiş. Bu ocak mantarı deriz biz buna. Mor mantar derler. Şöyle gösterelim. Tutayım bakayım. Bulabilirsek şöyle bir köze atalım. Dolaştayım bakayım şuralara bak. Evet, buralarda da bayağı bir işçilik var arkadaşlar. İşimiz bayağı zor. Çeşmenin borusunu iyice kırmışlar. Çeşmemiz kurumuş zaten bu sene yağışsızlıktan. Normalde pek kurumazdı burası. Bakalım, herhalde kaynağını iyice soracağım. Şu arada olmaz lazım. Belki tekrar açıp bakacağız bir. Burada hiç su kalmamış. Arkadaşlar Rabbim hayırlısından versin. Bu sene çok sıkıntı. Ben hani ömrümde böyle kurak bir zaman görmedim. Güz ayı.
Rabbim hayırlısından versin. Tabi her şey attı. Hırsızlık, zina. Bilmiyorum artık. Rabbim bir ceza olarak da vermiş olabilir bunu bize. Şükürsüzlük desem var. Zina, haram, kul hakkı her şey arttı. Yani bilmiyorum, hakkımızda hayırlısı olsun ama bu sene aşırı şekilde kurak. Daha önce hiç böyle görmedim. Evet, kuyumuz. Buraya orman yolu yapılabilir arkadaşlar. Onu iyice bir daha soracağım, hani ne zaman diye. Bir söylenti var orman yolu yapılacak diye. Eğer orman yolu yapılırsa her şey daha kolay olur. Telimizi, demirimizi getiririz. Kuyunun etrafında komple çevireceğim. Burayı. Etrafı mı? Derinliği fazla yoktur daimik. 1,5 metre anca vardır. Seneki yaklaşma. Seneki şuraya kadar. Sen mi attın tenekeyi? Niye attın? Tamam dayım, yanaşma. Dediğim gibi araba yolu geldiği zaman çeşmenin malzemesinde, buranın malzemesinde, evin malzemesinde hepsini getirebileceğiz. Motorumuzu da bakacağız, bir motor çalışır mı çalışmaz mı? Bu herhalde çalışmaz artık da. Kırılmış dayım zaten benzin şeyi falan. Kuş sesleri de muhteşem ormanda. Hadi dayım yavaşça çıkalım. Biraz çalışalım oyalanmadan. Zaten günler kısa. Anca öğlen gelebiliyoruz arkadaşlar. Öğlen sonunu buluyor. Saat herhalde 1,5-2. Koyunları salıyoruz. Babamla Hasan abi gitti bugün. Anca bu vakte yetişebiliyoruz. Bakalım, Hasan da gelecekti sözde çaya ama yetişebilirse. Evet, evimize geldik. Bayağı da yeşermiş Muhammed biz gideli. Biraz yağmur yağdı. Malzemelerimiz burada duruyor. Çaydanlığımız. Sacın altına koymuştuk. Geç bakalım dayım. Evet arkadaşlar, kısa bir şey söylemek istiyorum hemen. Evi neden üstten aralamadığım hakkında, yani yorumlara biraz bak, yorumların hemen hemen hepsine bakıyorum. Arkadaşlar evin üstü göçmek üzereydi zaten. Yukarı çıkılacak bir durum yoktu. Bir de mesela şu duvarla niye oynadın? Bu duvar dışarıdan görünüşü tamam ama şöyle gösterdiğim zaman anlaşılacak. İç tarafı çift duvar burası. İki taraflı duvar ve içi şu an görünüyordur inşallah. İçi komple yıkılmış. Mesela burası, bu duvarın sonuna kadar yıkmamız lazım burayı. Yani ileride Allah göstermesin, bu şekilde tamir etmeye kalksam sadece dışı kalmış sağlam olarak. İç taraf komple göçmüş. Şurayı da yıktık. Burası da aynı şekildeydi. Hani kendimize bir yol açalım, üstüne öyle geçelim diye. Üstten de başlayamıyoruz. O yüzden dışarıdan güzel görünüyordu. Dışı sağlam gibi. Mesela şurası çok sağlam gibi. Şu üstünü biz oynadık biraz. Ama içi komple yıkılmış. Yani şu hatıldan yukarısı aralanacak. Kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Usta çok çok güzel yapmış duvara. Allah razı olsun. Burada 3 tane usta, 4 tane amele 13 gün boyunca çalışmışlar. Babama sordum. Öyle dedi. 13 gün boyunca çalışmışlar taş duvarında. Çift taraflı duvar, kalın duvar tabi, bayağı zor. Kerpiç örmüşler biraz da. Sadece tek bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim babamdan öğrendiğim. Bu çiftli duvar yapılırken arada bağlantılı olması lazım. Mesela şuradaki bunlar birinci taş. Aynı şekilde içeride de taş var. Bu dış yüzü, içeri ayrı yüz.
Babamdan öğrendiğim bu iki taş arasında arada bağlantı olması lazım. Yani dışarıdaki yüzüyle içerideki yüzü birbirinden bağlantısız olursa yıkılma ihtimali çok yüksek. Burada yani ufak tefek hatalar olmuş diye düşünüyorum. Tabii biz usta mıyız? Hayır. Ama elimizden geldiği kadar eski haline döndürmeye çalışacağız. Dediğim gibi aralara bağlantı atacağız. Allah'tan şu kısım çok iyi. Şu kısımda hiçbir problem yok. Yani demek istediğimi duvarı yaparken daha iyi anlatırım da şu taş mesela. Şu taştan örnek verelim. Şunu böyle duvara şu şekilde koyarsak bu tek yüz olmuş olur. Yani sadece dış yüzü düzgün olmuş olur. Orta bağımsız olur. Ama bunu şu şekilde uzunluğuna buradan karşıya doğru atarsak bu taşı iki duvar arasında bağlantı yapmış oluruz. Duvar yaparken de bunları inşallah elimizden geldiği kadar yapacağız. Şu uzun taşlar da aynı şekilde buradan karşıya doğru atılması lazım. Yani o arada bir bağlantı olması lazım. Bakın şurada var. Örneği var mesela. Şu taş. Şu taş eğer tamam çok düzgün dışarısı ama böyle değil de şöyle atılsaydı daha bağlantılı olurdu. Yani bakalım inşallah elimizden geldiğince bunları babamdan öğrendim arkadaşlar. Babam da taş duvar ustalığı yaptı. Hadi bakalım bir başlayalım. Çayımızı bir koyalım. İşe koyulalım Muhammed. Evet, ilk işimiz çayımızı koyduk ve taş da var. Nasip olursa bugün taşta sucuklu yumurta yapacağız. Bakalım, telefon artık çekmiyor. Hasan'a da ulaşamıyoruz yani. Gelirse gelir bu saatten sonra. Yani geleceğim dedi, yetişebilirsem dedi ama inşallah yavaşça biz işimize başlayalım. Gel Muhammed bakalım, kameraman sensin. Yavaşlayın bir düşme. Arkadaşlar bugünkü işimizi anlatayım öncelikle. Tavanı aralayabildiğimiz kadar aralayacağız. Ve elimizden geldiği kadar ağaç kısmıyla taş kısmını ayıracağız bugün. Ortalık bir her taraf karma karışık olmasın diye. Taşla ağaçları aralayacağız yapabildiğimiz kadar. Bugünkü işimiz bu. Bismillahirrahmanirrahim. İşimize başlayalım. Yılan derisi mi? Hayır dayım, bu. Tam emin değilim ama gaz lambası bezi olabilir bu. Gaz lambasını biliyor musun sen? Biliyorum. Gaz lambası o işte gaz yağıyla yanıyor. Onun bezi olabilir. Bu lazım olabilir. Şuraya koyayım da sen çayın oraya geçerken al onu. Bir yerde dursun. Ne yaparız onunla dayı? Gaz lambası yakacağız burada.
Hayır bak buranın altına yanaşma. Evet, orta kısmın ağaçların üstünü komple aldık. Şimdi şu ara kaldı sadece, bir de o tarafa alacağız. Arkadaşlar daha yarım saat olmadı. Bugün inşallah çalışabildiğimiz kadar. Bugün biraz hızlı çalışmam lazım. Bakalım nasip. Daha yukarıdan çık dayı. Hasan geliyormuş arkadaşlar. Hasan'a bir bağıralım bakalım şuradan. Sesi gelmeye başladı. Vay Hasan! Ses gelmiyor. Vay Hasan! Dayı sesin şu tarafa gidiyor herhalde. Ses ver! Geldi. Ulan! Yaşa be! İyi yankı yapıyor dayım ses ha. Hasan geliyor arkadaşlar hemen şu aşağıda.
çayımızı demleyeceğiz. Taşımızı da ısıttık. Bakalım sucuklu yumurtayı yapacağız. Biraz daha Hasan'la çalışırız. Evet arkadaşlar. Sucuklu yumurtayı bir yapalım bakayım. Bayağıdır da yapmıyoruz herhalde. Bir ay olmuştur. Hasan kardeşim de gelmiş. Ver yumurtayı kanka. Vereceğiz şimdi. Şu azıcık iniş tarafı bir kapatmamız lazım. Yumurta akıp gidiyor. Şöyle. Güneş de geldi ha. Kayın tuz. Tuzun kapağını açma abi. Daha orada bak. Şeyde. Ha, bu şeker. Haşlanmış yumurta mı lan? Bu haşlanmış yumurtaymış o. O? Bu değil. Dolaptan mı çaldı? Bu? Bu da değil. O bir tanesi haşlanmış ya. Nereden karıştı ki? Aldım. Tamam. Bunu şimdi indireceğiz. Orada kendi pişecek mi kanka? Ahmet benim kamerayı aldayım orada. Denge noktasını bulmam lazım. Hay maşallah. Aman kanka dikkat et. Sermayeye dikkat et. Allah aşkına. Of benim. Karıştı bile. Sen de durdun. Çatal. Uzattık mı dayı? Ne yaptım be? Niye? Çok dökmedim. Yok dayım az. 6 tane yumurta var. Bu pişmeye devam ediyor Hasan. Bu başı erken indirmezsen yanar mı? Yanar tabii. Peki kanka sucuğu indirdikten sonra kırsan? Yumurtayı mı? He. O da olur. Bak hala bir şey yok. Daha o bayağı bir şey kanka. Sıcaklık. Yumurtamız pişti. Hasan'a kardeşimiz de geldi. Tekrar hoş geldin dostum. Hoş bulduk kanka. Kanka. Hasan ay boş ver Hasan de ya. De. Böyle tanıyorlar diye diyoruz da doğru Hasan da geldi. Aynen. Doğru söylüyorsun aslında da. Bugün şöyle yaptık. Hasan kardeşimize de video çektik. Bana da çektik. İkimize de video çektik. Arada birbirine yakın sahneler olabilir. Yani öyle yapalım dedik. Tabii Hasan başlangıcını başka yerde yaptı. Bizimki biraz farklı oldu. O şekilde iki video yaptık. Başlayalım bakalım yavaştan. Çenge edeceğiz derken şimdi aç kalacağız. Aman yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Evsiz amin, kimseyi amin. Bırakmasın. Amin. Amin. Buyurun afiyet olsun bakayım. Çaylar da dolduralım. Bunu biz geçen sene
Bu vakitler burada ilk yattıydım Hasan. Geçen seneydi herhalde. Gar yağıyor. Su duvarın dibindeydi. Videoda var hatta. Şurada. 4-5 kişi varız. Gar yağıyor bir yandan. Daşı bir indirdim. Daşı karın üstüne koydum. Sucuklar pişmeye devam ediyor hala. Karın üstünde. 10 santim kara indirdim. Hala devam ediyor. Vallahi baş zor soğur ya. Değil mi? Hani. Çünkü bir ısındı mı? Tam pişmiş ama yumurta. Ahmet, ayım acıktın mı? Çay kaç kilo nerede? Al da içsinin aslanı. Al da içsinin tosunu bakayım. Burayı yapabilirsem kanka Allah izin verse. Bir de şuraya çelki yapacağım. Buraya mesela şu şimdi burada oturacağım. Yayladan buraya ineceğim kanka. Yayladan buraya ineceğim. Şu an bak süper. Şu karşılarda filan pelit, ot mükemmel. Bir de şey var. Bizim köy çukur olduğuna oraya ayaz çok birikiyor. Biraz daha yüksekteki yerlerde fazla gra olmuyor. Aynen, sabahları. Burası bir de güney. Şöyle açıldı şuradan hemen. Bir de baharın da buraya göçeceksin aslında. İlk buraya sonra yaylaya değil mi? Aynen öyle. Kanka burası var ya hayvancılık için bence birebir bir yer ya. Ya burada hayvanı 10 gün gütsen yem saman vermeden 10 gün gütsen 10 gün kar. Bir de şöyle bir şey var mesela. Pelidi de yerse aynı zamanda otla beraber pelit de yediğinde hayvanın bedeni daha güçlü girer kışa. O ayrıca sen 10 gün güttüğün 15 gün kar olur sana. 20 gün kar olur. Aynen. Ama inşaata bir şey diyemem. İnşaat gayrı bahara mı biter, yaza mı biter, ne zaman bilmiyorum. Kanka aslında yani, vakit olsa yani 3 gün sağlam çalışsan bunun üstünü ararlarsın. Yani 4-5 günde bir şey yaparsın ya. Bir düzene koyarsın. İçini dediğin gibi sulayamazsın ama. Ya tam gün çalışabilsen işte ahırla uğraş. Öğlen geliyor. Aynen. Burada ya, çalıştığım bir saat yok yani. Ben de biraz gelirim. Da... Benim vakit olsa gelirim her gün de. İşte var ya, dediğim gibi sağlam bir iki gün çalışsam bakmışsın hemen değişmiş ya. Gerçekten. Tabii. Hatta burada bile yatabilirsin ya. Mesela bir yap sonra biraz yatarsın içini su varken falan. Şey yapayım, yatarsın. Şimdi zaten şey yapayım diye düşündüm. İlk başta içeri odanın yapılacak yeri komple bir ayarlayalım. Yapabilirsem içeri odayı yapayım. Öbür tarafı sonra yapayım. Yani kalacak vaziyete getireyim içeri odayı. Aynen. Nasıl dayım, beğendin mi? Hmm. Vay benim aslan dayım vay. Seni ben her yere götürüyorum dayım. Canını sıkma. Kameramanlığı da yapıyorum bizim, sağ ol. Ben yokken de Apo ile Mehmet Ali yapıyor. Sen hiç onlar duymasın da sen onlardan iyisin. Ya vay be onlar. Öyle der. Bunlar senin gibi yapamaz değil mi? Ya bir çekerler kafam yarım çıkar. Ayaklarım çıkmaz. Yani senin kadar yapamıyorlar. Duymasınlar da. Çoktan duydular. Belki videolarımı izlemiyorlar.
belli olur şimdi, duyarlarsa derler yemi biz yapamıyoruz mu diye. Sen yemeği yok mu? Yemiyor. Yemiyor mu ki yani? Sucuklu yumurta varıp gelecek şimdi sen bu yeme sineklenirken ha. Bak gel lan çatallar. Sıkalım. Yumurtasını yemeyeceğim. Ye lan güzel. Yeme. Yumurta da ye. Balık yakalar gibi yakaladım sucuğu ha. O altındakine dikkat et. Üzü düşerse bak seni kaldırır orada. Tamam. Sen halletin bunu. Orayı. Dur. Acele yok. Kanka açılıverdi lan. Valla. Güzel oldu ya. Ne oldu oluyor bitti yok. Ben açıldım. Ayırtıramaz mısın ki? Şunu fırsatıyla bağlattım ya. Çıkıyorum. Oradan çıkmadı da alttan çıkıyorum. Neyse. Vay bunlar hep birbirine birleşmişler. Sağlam ha. Ey? Şiviler hala sağlam. Hala. Burada çıktı. Ulan. Bana öyle sallanıyor ha. Dur bakayım ya. Bir oynat bakayım oradan çıkacak mı? Dur gaz ya da o çürüm alsan arkan şey komple inebilir bak. Duvar mı? Duvar değil, o uç taraf inerse seni kaldırır oradan bak. Uç tarafa geçeyim. Şeyi al gazmayı. Kaç dakika oldu Muhammed? 3. 3 mü? Anladım ya. Allah ya bismillah. Duvara koyarak yap biraz çektiğinde. Sen gönder bana. Thank you.
çıkar abi istersen. Neyi? Şunu. Al onu çıkar. Çıkmıyor. Tamam dostum. Buraya gayrı. He? Ya oradan alabildiğin al da şeyi şuraya güvenme. Ve duvara bastın. Su inebilir, o oraya göçebilir. Duvardan beriye gelme. Hasan. He. Ne oldu, biz kaldık ama. Kanka buraya ben bir saatte aralar atarız aslında var ya. Hepsini mi? Evet. Zaten şu ara tavanı bir yık aralar, ondan sonra var ya kendi yapılır. Allah izniyle bir şey. Tabii canım, kendi yapılır. Yaparız ya Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Evet, düvenimizi bir çıkaralım. Bunu içeriye giremediğimiz için mecburen biraz üstüne toprak döküldü ama topraktan bir şey olmamıştır. Kapının üstü göçüp giderdi, o yüzden içeriye giremedik. Şimdi çıkardık. Unutma kaynasın. Hayır. Dur. Dur dur, oradan kaldırma. Dur bekle, şurada bir tane kapı var. Şöyle yapalım. Tamam tamam, o şey bir şey olmaz. Buradan çıkmış. Durulmuş. Vay be. Evet. Kaliyesi. Bir hasarımız var mı? Yok ya, giderilmeyecek bir şey yok. Sadece şu tahta çıkmış. Bu da demir şeye geçen tahta. Onu yerine takacağız. Dur bak. O ucu kırılmış kanka. Ucunda bir fazlalık oluyor ya. O yok. Geçmez. Tamam. Ama yerimizi kurtardık. Ayağım bu. Şuna baksana ya. Şu taşlar ulan. Bunlar kaybolduğu zaman ben Hasan 4 yaşındayken, 5 yaşındayken burada düğen sürerdik. Hatta sonra 8-10 yaşına kadar sürdü herhalde annemgille. Bunu kullanırdık. Şu taşlar düştüğü zaman bunları buldurturlardı bize. Yani taşlar eksiliyor ya buradan. Hmm. Bu düven taşları biraz şey, keskin. Sağlam taş oluyor, bir de keskin oluyor. Bunlar düştüğü zaman buldurturlardı, yerine takardık. Saman sürmeden önce bunu bir ısladırdık zaten. Şişsin de taşlar düşmesin diye. Kanka, şunu ben yükleneyim mi şöyle? Ağır olmasın, beraber tutarız ya. Zaten yarı yarısı. He doğru. Yarısı sana, yarısı mı? Şey ama zaten yok. Şu olarak da gittim bunun ya. Şu kırılmış kanka bak. Bu çürümüş. İşte o ince tarafları. Şu ortada tutan şeyler ikisi de çürümüş. Kaynak şu. Kaynak. Kaynak. Onu bir şekilde yapacağız onu. İçinden söküp. Onu da götüreyim dayı. Güzel garda kaydır onunla. Yok dayım bunu. Garda kaymayacağız bunu. Kanka dar eser çıkınca yıkılacak kendi herhalde.
Evet. Evimizin son hali. Yıktık. Üstünü araladık. Tabi bu sefer benim korkum şuraydı arkadaşlar. Şu ön duvar. Üste çıkamadım o yüzden. Bu şekilde oldu. Ön duvarı araladıktan sonra. Şimdi Allah izin verirse fazla bir şey kalmadı artık. Yani şu taraf duruyor ama bu tarafı sonuna da yapabiliriz. Benim amacım şu, hani o üstteki çöküntü komple çökmeden beraber çökse sıkıntı olabilir. Çünkü çiviyle bağlantı var. Şu duvarı da ayırttırabilirdi. Orayı kurtardık artık. Şimdi Allah izin verirse şurayı da araladığımız zaman bu içerinin duvarına başlayabiliriz. Yani bir dahaki geldiğimizde az erken gelebilirsek duvara başlayabiliriz. Şu uç taraf alınacak sadece. Alt tarafına hiç dokunmayacağız. Alt taraf sağlam. Yukarılar da sağlam. Şuraya da bir duvar örülecek. Kerpiç de varmış önceden ama oraya açmışlar kapı gibi. Oraya da bir duvar örülmesi lazım. Yani birinci odayı yapabiliriz artık. Başlayabiliriz bir dahaki geldiğimizde. Şurayı araladıktan sonra. İçerideki toprağı tabi saman da getirmek lazım. Şeyin taşın arasına kullanabiliriz ama buradaki toprağı dışarıya çıkarmadan. Bakalım nasip artık bir dahakine. Ömrümüz olursa gelebilirsek. Emas Hanım. Kanka şöyle bakınca bu taraf daha kolay yapılır gibi geldi bana. Zaten çoğu bölümünü şey yaptık ya. Yani bir şey kaldı. Şurayı aralaması kaldı üstüne. O da yarım saatlik iş artık. O kadar bile sürmez. Yani. Ya saat 2'de geldik. Saat 4'e gelmedi. Şey 4.30 mu? O aralarda saat. Günler kısa. Günler iyice kısaldı. Çay içtik. Bir şeyler de yaptık. Anca yani yine iyi iş çıkardık. Fena değil. Ağaçları araladık. Bu sefer karıştırmadık da üst ağaçları hep yukarı atınca o da iyi oldu. Hadi bakalım artık bir dahakine. Şöyle son kez bir manzaramızı çekelim. Dağ manzaramızı. Muhammed ateş yakmadayım artık gideceğiz. Duydun mu? Tamam yakma gideceğiz artık. Onu söndüreceğiz. Evet arkadaşlar yavaşça videonun sonuna geldik. Sağ olsun Hasan da geldi bize yardım etti. Çay içtik. Yemeğimizi yedik. Büyük ağaçları kaldırırken yardım etti. Güzel bir video oldu bilmiyorum. Benim hoşuma gitti, bizim hoşumuza gitti ama Hasan'a da video çektik. O da yolda gelirken biraz çekti manzara. Bir şeyler yaptık izleyicilerimize yani video çıkarabilmek için elimizden geleni yaptık. Bir yandan da evimizi tamiratına devam ettik. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hasan kardeşim veda etsin. Biz de veda edelim. Hasan'la da ayrılacağız. Kanka inşallah yaparsın yani. Dediğim gibi dedeğin anılarını yaşatırsan güzel olur. Yani biz de arada misafir oluruz. Ben yardıma gelirim işim olmadığı sürece. Kolay aslında ben biliyorum. İş olsun yeter ki ya. Yardım ederim. Sıkıntı yok. Ya şöyle bir şey var mesela işlerimiz azaldığında köyde ne yapacaksın ki? Yani başka ya, biz avara avara dolaşmak bize göre değil yani ikimize göre değil. Biz ne bileyim çalışınca mutluyuz, bir şeyler yapınca mutluyuz. O yüzden boş zamanlarımızda hem de iyi bir şey yapmış olacağız. O evi tamir edeceğiz. Belki ileride hayvancılıkta da işimize yarayacak. Aynen. Belki misafirlerimizi getireceğiz, orada ağırlayacağız. Çok güzel bir ortamı var, doğası var. İkimiz de belki dediğim gibi. Yani hayırlısı bakalım başladık nasip. Artık veda edelim. Üşüdük de hava da soğudu. Aynen akşam o güneş gitti mi donguruyor kanka. Aynen. Güneş gidene kadar iş. Varken çalışacaksın yokken yatacaksın. Yine. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi bana. Yollar ayrılıyor buradan. Ben aşağı. Ben de aşağı. Hadi bakalım. Görüşürüz.